Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir programla karşınızdayız. Bugün teknolojinin de ve inovasyonun da vazgeçilmezi aslında sektörler arasında baktığımızda bankacılık sektörü en önemli noktalardan bir tanesi. Hem ekonomi olarak hem kullanım alışkanlıkları olarak kendini devamlı yenilemeyi ve müşteri deneyimini ön planda tutan noktalardan bir tanesi olarak gündemimizde. Ve bugün de tam da bu konu üstünde konuşuyor olacağız. Türkiye Finans'ın yeni reklam kampanyasını burada hem ajansı hem de e, markanın genel müdür yardımcısıyla beraber burada sizlerle paylaşıyor olacağız. Evet efendim, e, Türkiye Finans Paraykende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Mert, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Nankut Bey. Ve e, kreatif ajansımız lokal kurucu ortağı Ali Göral, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Sefalar getirdiniz. Evet, Ahmet Bey aslında e, çok önemli bir kurumsunuz ülkemiz adına. E, son dönemde de yaptığınız reklam kampanyası oldukça ses getirdi. Burada verilen mesajlar, tercih edilen e, ünlü kullanımından tutun. E, son tüketici nezdinde önemli mesajlar verdiğiniz ve aslında bu geleneksel e, noktadan yeni jenerasyona uzanan bir köprü kurduğunuzu gördük. Dolayısıyla biraz aslında hem bankanızın dijital yaklaşımı hem vizyonu ile ilgili buyurun sözü size vermek istiyorum. Teşekkür ederim Tankut Bey. Hızla değişen dijital teknolojilerin hayatımızı, iş yapış şekillerini çok hızlı bir şekilde değiştirdiğini görüyoruz. Hayat çok hızlı bir şekilde mobile ve dijitale kayıyor. Diğer evet. taraftan yapay zeka <laughs> gündemimize girdi. İnternette olduğu gibi teknoloji ile aramızda olan ilişkiyi çok derinden değiştiriyor. Ve etkiliyor. Bankacılık sektörüne baktığımızda ise gerçekten bankacılık sektörü dijitalleşmeden en çok etkilenen sektörlerin başında geliyor. Doğru. Uzaktan müşteri edinimi, açık bankacılık uygulamaları, gömülü finans uygulamalarına baktığımız zaman gerçekten son derece yoğun bir şekilde etkisi hissediliyor. Diğer taraftan yapay zeka uygulamaları sektörde müşteri deneyimi, kişiye özel e, müşteri deneyimi sunmak anlamında e, altyapıya oturmaya başladı. Biz de Türkiye Finans olarak e, bu teknolojileri, yeni inovatif e, altyapıları e, hem ürünlerimizi geliştirmekte hem de bunları müşterilerimize e, sunmakta yoğun bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Bankacılık sektöründe de gerçekten rekabette öne geçebilmek için bu tür teknolojilere e, gereken önemi vermek ve hayata geçirmek e, gerekiyor. E, baktığım... Aslında çok pardon Ahmet Buyurun. Bey, e, lafınızı kesiyor gibi oldum ama e, bu bankacılık ve diğer sektörlerdeki alışkanlıklarımızın çok hızlı değiştiği bir 3 yılı geride bıraktık. Evet. Dolayısıyla tabii... Tüm kurumlar kendilerine hem teknolojiden hem dediğiniz gibi yapay zekadan hem de güncel teknolojinin nimetlerinden yararlanarak hep bir hizmetlerini iyileştirmeye gittiler. Özellikle sizlerin başta olmak üzere direkt mobil uygulamalar üstünden insanların bankacılık işlemlerini gerçekleştirdiği oranlar da illaki artmıştır bu yıllar içerisinde diye düşünüyorum. Çok ciddi bir şekilde arttı. 2023'teki rakamlara baktığımız zaman bankacılık sektöründeki en önemli baktığımız rakamlardan bir tanesi mobil müşteri edinim rakamlarıdır. 2023 yılında tüm sektörde bu rakamların %100'ün üzerinde arttığını görüyoruz. Bu katılım bankalarında %200'e yaklaştı. Bizim özellikle burada yaptığımız iletişim ve kampanya çalışmalarıyla %400'ün üzerinde edindiğimiz müşteri sayısını 2023 yılında arttırdık. Yaklaşık 4 kat müşteri sayımız arttı ve yaklaşık e, mobilden edindiğimiz müşteriler tüm kanallardan edindiğimiz müşterilerin %50'si seviyesine geldi. Şunu görüyoruz artık müşterilerimiz e, ihtiyaçları olduğu anda e, zamandan ve mekandan bağımsız bir şekilde 7-24 ihtiyaçlarının karşılanmasını bekliyorlar. Biz de bu yönde çalışarak yeri zamanı olmayan bankacılık dedik ve kolları sıvadık. Tüm ürün ve hizmetlerimizi müşterilerimize her an her yerden ulaşabilecekleri bir kurguyla dizayn ediyoruz ve sunmaya çalışıyoruz. Hayat mobil, banka mobil diyorsunuz yani son kampanyada da zaten. Oraya da gelelim istiyorum. Aynen. Ee, biz de buradaki Türkiye Finans'ın e, dijital bankacılığı verdiği önemi e, ve sektördeki öncü konumunu vurgulamak için e, Hayat Mobil, Banka Mobil kampanyasını devreye aldık. Ne de zaman başladı ee, kampanya? E, kampanya 2024'ün başında yer aldık. E, yaklaşık bir yıl hazırlık dönemi geçirdik e, ve etkilerini e, ilk günden itibaren çok olumlu bir şekilde görmeye başladık. Hem müşterilerimiz e, hem e, çalışanlarımız tüm e, izleyenlerden son derece olumlu geri bildirimler aldık. Hem senaryosuyla hem ünlülerimizle e, verilen mesajların netliği ve son derece esprili olması gerçekten çok olumlu takdir topladı. Tabii burada ürün hizmetleri de konuşacağız. Filmin e, stratejisini de konuşacağız ama ben ondan önce e, sevgili Ali'ye geçerek buradaki brief süreci e, stratejinin oluşturulması e, reklam filminin temellerinin atılması nasıl başladı? bir Şimdi süreci aslında, senden dinleyelim. Aslında tabii ki reklam ham tüketimdir. Yani bir reklama baktığınız zaman onun üzerinde çok fazla düşünmezsiniz. Size ne anlatıyorsa, ne gösteriyorsa, ne hissettiriyorsa reklam odur. Bu işin brief süreci tabii ki burada sevgili Bilge'yi de anmak isterim şu an burada değil ama yani onun da burada çok büyük bir emeği var. Ee, çok uzun bir yol yürüdük hep beraber Türkiye Finans ve Lokal olarak ve bunun neticesinde de Ahmet Bey'in de katılımıyla beraber, desteğiyle beraber bankanın aslında biz hep beraber bir dönüşümünü gerçekleştirmiş olduk. Bankada olan değerleri, yani bu banka aslında çok iyi bir servis sağlayıcı, teknik olarak iyi bir banka ve aynı zamanda da çok sunduğu menfaatler de var, inovatif ürünleri var. Aslında biz reklamcı olarak, bir reklam ajansı olarak bunları insanlara en tatlı, en akılda kalıcı, ve onlara aynı zamanda bir duygusal birliktelik yaratılacak, yaşatacak şekilde aktarmanın yolunu aramaya başladık. Tabii ki mizah benim her zaman ajansla hep sevdiğim bir konudur. Bunları da olabildiğince tatlı, insanların sevebileceği bir şekilde yapmak en önemli konuydu. Buna gayret ettik. Doğru mesajı geçirebildiysek ne mutlu diyorsunuzdur diye düşünüyorum. İsterseniz sevgili izleyicilerimiz de e, görsünler. Bir filmimizi izleyelim. Üstüne detayları konuşacağız. Tabii ki. Besat Bey, severek izliyoruz. Çok sağ ol kardeşim. Ya Nejat, Efendim baba. Benim gibi ünlü bir adamın oğlu olmak nasıl bir duygu ha? Merhaba. Oh, Bayılıyoruz <laughs> sana. Amcacığım bizim fotoğrafımızı çeker misin? Çok teşekkürler. Telefonu dikiş tutsak olur mu? <laughs> Çok teşekkürler. Ben teşekkür Çok ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Baba, benim gibi ünlü bir oğlun olması nasıl bir duygu? <laughs> Resmen yokmuşun gibi davrandılar. Davranırlar tabii. Niye? Baba bugün mobilde yoksan, dünyada yoksun. Baksana etrafına, dünya mobil. Taksi! Mesela taksi çağırmak. Mobil. Hayat bir dakika, bir dakika. Mobil. Ödemesi de mobil. Tamam mobil adam, ben hallederim. Sağ ol baba, o da mobil. Kredi kartının limitini doldurmana gerek yok. Bak, bunda ekstra limit var. Tü 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 tü. Mobilsin diye bu kadar açılma oğlum. Biraz da yatırım ya. Merak etme baba. Yatırımlar da mobil. Babasının oğlu diyeceğim de hiç alakalı. Hemen şimdi mobilden olun, mobil hayatın avantajlarından yararlanmaya başlayın. Üstelik temel bankacılık işlemlerine masraf ödemeyin. Hayat mobil banka Evet sevgili Behzat Uygur ve oğlu Necdet Uygur'la hayata geçirilen çok da e, böyle samimi gerçekleşmiş bir film. Evet. Dinleyelim senden abi detayları. Şimdi şöyle. Esad'a da nasıl e, varıldı o da önemli. Aslında tabii ki bu bankanın e, bir jenerasyonlar e, arasında iletişim kurma fikri. Yani aynı zamanda mobili kullanan, mobilin avantajlarını bilen bir kitle var. Hayat mobil, banka mobil dediğin kitle zaten hani şu an Türkiye'nin geneli yani dünyada da öyle. Ama kullanmayanlar da var. Biz bu aslında yaptığımız reklamla bu iki kitleyi bir araya getirip, İkisi içinde Türkiye finansta çok iyi bir mobil bankacılık hizmeti olduğunu anlatmak istedik. Burada dikkat edin yani reklamlarda ya da filmlerde insanlar oyuncu olarak yer alabilirler, evet. bir karakter ya da rolü oynayabilirler. Bu reklamda öyle değil. Bunlar gerçekten Besat Bey de aynı zamanda Necat da oldukları gibiler. Yani bir rol oynamıyorlar. Gerçekte bir baba oğul ilişkisi nasıl oluyorsa, onların arasındaki ilişki nasılsa reklamda da aynısı oluyor. Ve buna da olabildiğince gayet doğal akışında hiçbir çabasız bir şekilde yapıldı. Reklamın zaten bu şekilde samimi bulunması ve insanlara duyguyla da hitap edilmesinin nedeni de bu. Gerçekten bu şekilde birbirleriyle konuşuyorlar. Evet, hedef kitle olarak da yani şimdi e, dijital doğanlar dediğimiz bir jenerasyon da var. Evet eski nesil diye adlandırdığımız bir nesil de var. Bu ikisi arasında gerçekten hem baba oğul samimiyeti ve güveniyle bu işlerin gerçekleşebileceği, aslında korkulacak da bir şey olmadığını, doğru mu? <laughs> Dijital bankacılık tarafında e, güven başta olmak üzere çok güzel mesajlar karşıya geçmiş. Peki biz bir tane filmi izledik ama bildiğim kadarıyla 4-5 tane film yapıldı bu konuyla ilgili. Aynen. Aynen. E, temel olarak aslında bu filmlerde e, Türkiye Finans'ın modern, dijital, e, tüm kesimlere hitap eden, tüm yatılara hitap eden bir bank olduğunu vurgulamaya çalıştık. E, i̇lk olarak Çatı filmimizde e, Türkiye Finans'ın bu imajını pekiştirmeye çalıştık. Sonrasında da ürün filmlerimiz takip etti. E, bu filmlere baktığımız zaman e, masrafsızlık e, öne çıkardığımız e, filmlerimizden bir tanesiydi. Yine... E, müşterilerimizin kimlerini vade e, derdi olmadan değerlendirebilecekleri günlük hesap e, filmimizi e, gündeme aldık. Sonrasında yine e, dev şu an e, yayınlamadığımız fakat e, kısa süre sonra devreye girecek olan ihtiyaç finansmanı ve e, her yerde e, yeri zamanı olmadan e, yatırım işlemlerini müşterilerimizin yapabileceği e, yatırım filmimiz var. Onlar da takip ediyor olacak. Burada siz de dediğiniz gibi gerçekten e, dijital ürünlerin ve hizmetlerin tüm e, kesimler tarafından e, çok rahatlıkla kullanılabileceğini, e, çok hızlı bir şekilde güvenli bir şekilde bu işlemlerin gerçekleştirilebileceğini vurgulamak istedik e, ve bunu da e, hem lokal ajansımız hem e, ünlülerimiz e, senaryo e, çok güzel bir senaryoyla çok güçlü bir şekilde vurguladılar, anlattılar ve mesajlarımızın müşterilerimize herkesime çok güçlü bir şekilde geçtiğini gelen, gelen geri bildirimlerde görüyoruz. Bunun herhalde en hızlı geri dönüşlerini sosyal medyada hissetmişsinizdir diye düşünüyorum. Çok net bir şekilde hissettik. çok ciddi olumlu geri bildirimler aldık müşterilerimizden ve rakamlara baktığımızda da reklamların etkisini çok hızlı bir şekilde görmeye başladık. Ee, örneğin e, günlük hesap, yeni açtığımız günlük hesap rakamları iki katına çıktı çok hızlı bir şekilde. E, müşterilerin de mesajları net bir şekilde aldığını ve talepkar olduklarını görmeye başladık. Ee, ağırlıklı hangi mecralarla son tüketiciye dokunduğunuz? Aslında e, yoğun bir şekilde tüm mecraları kullanıyoruz. E, televizyon tabii en ön plana çıkan oldu. Özellikle e, filmlerimizin e, çok eğlenceli e, beğenilmesiyle birlikte. E, fakat e, hem dijitalde hem radyoda e, arkadaşlarımız çok güzel bir program e, hazırladılar. Ve e, çok yoğun bir şekilde Ocak ayını geçiriyoruz. E, sonrasında da gündemimize göre e, yine e, kampanyamıza devam ediyor olacağız. Peki Ali biraz şeyden konuşalım istiyorum. Yani bu kampanya çatı, yaratım, e, yani bu işin stratejisi. Evet izliyoruz gayet güzel konuşuyoruz ama burada e, yani çok da iyi bir içgörü fark edilmiş. Yani e, bu konuyla ilgili bizi biraz aydınlatır mısınız? Tabii ki bu fark edilme. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Zaten Hayat Mobil, Banka Mobil bugün dışarı çıkıp baktığınız zaman insanoğlunu bir kafede, bir yolda, bir trafikte 5 dakika gözlemlediğin zaman zaten hayat mobil olduğunu zaten görebiliyorsun. E Bizim bankamız da mobil. Çok üstün teknolojik özellikler olan bir banka bu. Şimdi bunu anlatmak zaten önemliydi. Burada aslında şey de söylemek lazım. Neden Besat ve Necat? Evet. Çok önemli bir konu çünkü şöyle söyleyeyim ben size. Reklamcılıkta bazen e, bir keşif yapabilmek, ünlülerle ilgili olarak bir keşif yapabilmek önemli bir şey. Çünkü göz önünde olanı görebilmek kolay. Ama yıllarca televizyona yatırım yapmış, yıllarca çok iyi işler yapmış bir ünlüyü tekrar televizyona çıkarmak ve onu da aynı zamanda oğluyla beraber televizyona çıkarmak ve onları bir ünlü olarak değil, gerçek bir baba e, e, çocuk ilişkisi içerisinde ortaya koymak. Onlar nasıl karşıladı projeyi? Valla ben tabii ki onların evine gittim. Yani ilk anlattık işte ekiple beraber. Çok tatlı karşıladılar. Zaten çalışması çok keyifli. Çok e, eğlenceli insanlar. Bir de oyunculuk yönleri güçlü olan. Tabi. Yani hitabeti, bakışlar. Tabi Besat yani, Bey zaten biliyorduk ama Necat da bizi çok olumlu yönde yani şaşırttı. Yani aslında projeye sağladığı katkı da o anlamda çok iyi oldu. E, o yüzden e, hep beraber sevdiğimiz bir iş halinde şu an. Gayet iyi. Bu arada e, şimdi markayı konuştuk, işi konuştuk ama tabii burada bir de müşteri deneyimin noktası var. Buradaki sizin sunduğunuz hizmetlerin yanı sıra bu konuya nasıl bakıyorsunuz firma olarak? Müşteri ve deneyim noktası nasıl bir gündem yaratıyor sizin tarafınızda? Gerçekten müşteri deneyim tarafı aslında bu işin belki de en önemli tarafı. Dijitalleşme, yüksek teknoloji, yeni teknolojiler bunları kullanabilirsiniz. Fakat işin sonunda müşteri memnuniyetini sağlayamazsanız bunların bir anlamı olmuyor. Dolayısıyla biz sadece yüksek teknolojinin yeterli olmadığını düşünüyoruz. Mutlaka insan, odağının, i̇nsan odaklı, değil müşteri mi? memnuniyetinin ön planda olması gerektiğini düşünüyoruz. Ve tüm ürün ve hizmetlerimizi dizayn ederken bu bakış açısıyla dizayn ediyoruz. Müşteri memnuniyetini anında ölçmeye çalışıyoruz. Müşterilerimizden geri bildirimleri almaya çalışıyoruz. Ve bunlardan yola çıkarak yapacağımız işleri, yapacağımız iyileştirmeleri, geliştirmeleri dizayn ediyoruz. Gerçekten bankacılık sektöründe de önümüzdeki dönemde yüksek teknoloji, dijitalleşme, müşteri memnuniyeti ve insan odağının fark yaratıcı düşünüyoruz. Biz de banka olarak tamamen yönümüzü bu tarafa çevirmiş durumdayız burada bugüne kadar geliştirdiğimiz ürünler ve bundan sonra yapacağımız tüm işlemlerde müşteri memnuniyeti bir numaralı önceliğimiz olacak. Gayet tabii. Burada yüksek teknoloji diye adlandırdığımız şeyi biraz açabilir miyiz? Tabii ki Tan Kut Bey buradaki aslında sizin müşterilerimizin gördüğü mobil uygulamaların ve tüm ürün ve hizmetlerin mobile mobile kayışının arkasında gerçekten çok yoğun teknolojik çalışmalar ve e, geliştirmeler söz konusu. İnovatif e, çalışmalar, yapay zeka e, ile geliştirilen modeller, makine öğrenmesiyle geliştirilen modeller, e, müşterilerimizin davranışlarını e, yoğun bir şekilde e, değerlendiren, bunlardan da yola çıkarak e, müşterinin e, e, müşteriye en iyi çözümü e, sunan e, altyapılar arkada çalışıyor. Sağlıyor olabilmek. E, gerçekten e, bankacılık e, ciddi bir şekilde e, bir e, teknoloji altyapı e, gerektiren bir e, iş haline geldi. E, tabii ki aslında bu tüm teknolojilerin sonucunda da e, hedefimiz e, müşterilerimize istediği anda e, en doğru ürünü ee, en kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde e, sunabilmeyi sağlamak. E, temelde e, bankacılık sektöründeki e, teknoloji dediğimiz zaman e, aklımıza ilk gelen e, şey e, müşteri memnuniyeti, e, müşteriye doğru e, ürünü doğru zamanda e, sunabilmek, ihtiyaçlarını karşılayabilmek. Peki, e, bu arada programımızın son dakikaları içerisindeyiz. Ben e, şuna da değinmeden e, geçemeyeceğim. E, i̇şlerinize baktığımda gelecek dönemlerdeki planlar, yeni kampanyalar veya yeni iletişim tarafında var mı projeleriniz? Devam projeleri var mı? E, bankacılıkta projeler hiç bitmiyor. E, birisi bitiyor, birisi başlıyor. Ee, bu Hayat Mobil, Bankam Mobil e, kampanyamız çok güçlü bir e, giriş yaptı. Ve yeni bir söylem değil evet, mi bu? Yeni Tamamen bir yeni bir söylem. Aslında biz e, hani sektörde de gerçekten bu söylemin e, fark yarattığını düşünüyoruz. Ve aslında bundan sonraki mesajlarımızı bu söylemimizin altına inşa etmeyi düşünüyoruz. Yeni projelerimiz var. Bunları şimdiden tartışmaya başladık. Ama aslında hep istikametimiz bu olacak. Bunları, bu ürün ve hizmetleri olabildiğinde dijital, mobil, mobil kolay erişilebilir, hızlı ve güvenli bir şekilde müşterileri sunabileceğimiz bir altyapıda gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Dolayısıyla aslında bu bizim bir çatı iletişimimiz haline geldi. Bunun altını yeni kampanyalarla dolduruyor olacağız. 2024'te bu anlamda yine yeni projelerle çok yoğun bir şekilde geçiyor olacak. Peki. Ee, bu arada herhalde hayatımızdan fiziksel olarak cüzdan tamamen çıkacak önümüzdeki süreçlerde diye düşünüyorum yani. Yani şimdi cüzdan çıkar ama onun yerine başka bir şey gelir. Her zaman bu işte biraz evvel de konuştuğumuz gibi insanoğlunun ilerlemesi, değişmesi, evrimiyle ilgili bir konu. Biz de reklamcı olarak ya da bir bankacı olarak temelinde baktığımız şey insanın doğası ve insanın ne yöne geliştiği ile ilgili olarak bunları anlama. İşte teknoloji de olsa insana hizmet etmek ne yapıyorsanız yapın insan reklam reklamla yapıyorsunuz. İyi bir reklam ve eğlenceli yapmanız lazım ki insanlar onu iz izlemek istesinler. zaten bir hizmet ortaya biçimi. koyduğunuz işte de bunu görüyoruz. Yani vizyoner e, bir yaklaşım var. Yani her şeyi mobil diyoruz işte. telefondan her şeyi artık halledebileceğimiz bir noktadayız. Böyle de, de hızla hızla devam edecek herhalde bu sistem. Aynen, aynen ve aslında Tankut Bey cüzdanların artık taşınmadığını görmeye başladık. Evet. Artık her şey mobilde, dijitalde, uygulamalarda. Bankıcılıkta orada QR ödemeler, finansmanlar, yatırım ürünleri hepsi artık dijitalden yönetiliyor. Artık tabii biz şöyle diyoruz, müşterilerimizi mutlaka görmek istiyoruz ama daha çok çay kahve içmeye şubelerimizi bekliyoruz. Onun dışındaki tüm işlemlerini mobilden çok hızlı ve kolay bir şekilde rahatlıkla gerçekleştirebilirler. Şimdi hemen aklıma gelmişken söyleyeyim, yani Avrupa'da ülkemizde artık böyle nakit kullanımı da çok azaldı yani her şey en ufak şey kredi kartıyla ödenir bir noktaya geldi. Ee, kaç lira olursa olsun ödeyeceğiniz şeyin tutarı. Dolayısıyla artık bunun hani karttan da çıkıp telefona gelmiş olması çok normal olarak karşılanacak bir durum yani. Aynen, aynen. Ya insanların oradaki e, yöntemi değişebiliyor ama temel ihtiyaç orada anında bir şey yapabilmek, aynen öyle. Diyebilmek. Yani Çok biz... da sabırsız olduğumuz bir noktadayız. Dolayısıyla bu insanların hayatını oldukça kolaylaştıracak. Peki izlediğimiz filmin dışında Ali senden çok hızlı şeyi de alabilir miyiz? Ondan sonra da programımızı e, neticelendirelim. Tabii. E, diğer e, hazırlanan filmlerde e, nelerden bahsettiniz? Ahmet Bey onu özetledi bize ama izlediğimiz filmin dışındaki hani verilen mesajlar kaç tane böyle vurucu yani mesajımız şimdi, var. Yani e, şimdi bankanın bütün üstünlüklerini anlattığımız filmlerimiz var. İşte bir tane yakın zamanda e, üçüncü bir başrol oyuncusunun olduğu hmm. bir e, reklamımız da gelecek. Orada da bir kedi oynuyor harika bir oyunculuğu var. <laughs> Onun dışında yine e, bir yatırım e, teşvikini anlatan yani yatırım yapmanın anlamını anlatan çok tatlı komik bir film daha gelecek. Tekrar. Yani e, bunlar tabii ki hepsi bir başlangıç. Bunların toplam olarak markaya sadece ürün hizmeti anlatmak değil, to toplam olarak bankanın imajına katkısı burada önemli. Yani Türkiye finansı dijital, mobil ve yeni nesil bir bankacılık olarak Bir de herkes için kolay erişilebilir kıldığınız tabii bir ki. film ve ortaya koymuşsunuz. Alanını genişletebilmek, vizyonunu e, geleceğe doğru götürebilmek aslında bu reklam kampanyasının temelde başarmak istediği şey. Sadece ürün anlatmak derdinde değiliz yani. Ürün anlatmak tabii ki önemli. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Ahmet Bey sonsuz olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa buyurun lütfen. Ben şunu söylemek istiyorum. Gerçekten e, bu kampanyadan çok keyif aldık. Ortaya çok güzel bir iş çıktı. E, hem Ali Bey'e, e, ajansımıza hem de bankamızda e, bu işin arkasındaki e, Onlar emek şahit. veren Tabii tüm ki. arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz. Sağ olun. bir mukabele. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyicilerimiz bir programımızın da sonuna geldik. Herkese İyi bir hafta sonu diliyoruz. Yeniden görüşmek üzere haftaya. Hoşçakalın.